Recep Barut rapor süreli olunca ne demek oluyor diye soruyor. Yani bunu şöyle anlatın. Süreli rapor nedir? Süresiz rapor nedir diye Evet. izah Şimdi edelim. bir hastalığın tedavi imkansızlığı varsa bu iyileşmeyecektir artık diyerek doktorlar heyet sonunda sürekli rapor verirler o hastaya. Evet. Süreli raporda hastalıkların iyileşme imkanı, ameliyat imkanı ya da ileride tedavi imkanı olabilir diye belli süreler içerisinde ilaç tedavisiyle falan rapor hem iyileşme imkanı olur diye hem de raporu düşebilir biraz daha iyi engelli adayı olabilir diye düşünülerek verilmiştir. Bunlar hastalığın rengine göre 2 yıl, 1 yıl diye süreli olarak tahsis edilir. Süresiz olan tekrar doktorlara müracaat edip heyete girer, raporu böylece yenilenir. Evet, Yusuf Akdemir sürekli raporların yenilenmesine gerek var mı diye Yok. sormuş. Yok, ihtiyaç Arkadaşlar, duymadıktan sonra sürekli yani raporun yenilenmesine gerek yok. bakın sürekli raporlarınızı hani ihtiyaç olmadığı sürece mümkün mertebe yenilememeye çalışın. Yani şu anda yani raporların yenilenmesiyle ilgili yani puanlar düşüyor yani. Biraz sıkıntılı yani şu anki süreçler. Yani belli bir düzen oturasıya kadar raporlarınızı ihtiyaç olmadığı sürece yenilemeyin diye ben tavsiye ederim size acizane. Aynen biz de öyle tavsiye ediyoruz. Yani sektör tarafından rapor yenile denilmedikten sonra kendiniz durup dururken ihtiyaç olmayınca raporunuzu yeniletmeyin arkadaşlar. Bu sizin lehinize değil aleyhinize sonuçlanabilir. Yani raporum düşük azıcık yükseltilebilir miyiz acaba diyerek umutla rapor yenilemeye giden arkadaşlarımızın tabii ki hepimiz isteriz engel durumundan kurtulmak ama raporu öyle bir düşüyor ki engelli sayılmıyor. Yani engelli haklarından hiçbir şekilde engelli olmasına rağmen faydalanamıyor. Ne engelsize giriyor ne engelliye giriyor.